fazla almadan bir selamlama süreci yaşamak istiyoruz. Radyo Televizyon Kurulu'nun son zamanlarda çok sık artan önemli çalışmaların bir tanesini biz ev sahipliği yapacağız. Gerçekten çok değerli çalışmalar yürütüyor. Türkiye'nin 81 ilinde zor şartlara göre yapan meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda yayın yapmasını sağlamak, aynı zamanda daha güçlü yayın kuruluşlarının ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacıyla önemli işler imza atıyor. Biz çok teşekkür ediyoruz Radyo Kurulu'na. İnşallah önümüzdeki süreçte birçok farklı paydaşta benzer çalışmalara imza atacak. Ben Hasan Yavuz Akın, bu akşam programda sizlere bu bölümde yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi efendim, Radyo Kurulu tarafından hazırlanan Türk İnternet Medya Çalışmayı ile ilgili bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Çok değerli tabii katılımcılar var. İNEF bu alanda Türkiye'nin çok değerli bir STK'sı. Uzun yıllar önce imza atılan bir çalışma. Bugün hala zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ve aynı zamanda çoğalıyor. Kendi gibi çok önemli bir kuruluşa ev sahipliği yaptı. Ona annelik yaptı diyelim. Onun ortaya çıkmasına bir aile gibi büyümelerine ev sahipliği yaptı. Şimdi biz bu bölümde İMET'in değerli başkanı, aynı zamanda bir kurucusu olan Doktor Süleyman Basay'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Basay buyurun. Değerli vekil, çocukun değerli başkan yardımcısı, Türkiye'nin 81 ilinde bizleri kırmadan buraya gelen çok değerli basın mensubu kardeşlerimiz, tabii yurt dışından da, beş ülkeden de şu anda bizi kırmadan tekrar Ankara'da buluştuk. Dostlarla bir arada olmak her zaman güzel. Çünkü dostlarla geçirilen zaman her zaman iyidir. Biz İnternet Medya Bilişim Federasyonu olarak yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de daha olamayan %10 internet kullanımı bugün özellikle hükümetimizin aldığı çok önemli kararlarla %90'lara geldi. Çünkü artık internetsiz ev hemen hemen yok. Bugün %90'lara geldik. Biz o %10'lardaki mücadelemizle bugün burada gelip olmanın çok büyük mutluluğu içindeyiz. Biz daha çok güvenli internet alanında çalıştık uzun yıllar. Ama bilişim alanında işte internet editörlüğü büyümesi Türkiye'ye kazandırdı. Pek çok proje yaptık. İçişleri Bakanlığı'yla, Turizm Bakanlığı'yla, Genç Spor Bakanlığı'yla, pek çok bakanlıklarla beraber. Ama medya alanında ne yapalım diye düşündüğümüzde işte bizim kurucu başkanımız, Nizamettin Başkanım'ın da bir hayali vardı. Türkiye'de internet medyasını bir araya getiriyoruz. Bunu nasıl yaparız diye. Bu çok zor bir şey çünkü. Ancak şükürler olsun ki bugün 900 tane internet haber sitesi Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında. 81 il kurucusuyla beraber Türk İnternet Medya Birliği doğdu. Bu bence Türkiye'de internet haberciliği için önemli bir adımdı. Çünkü internet habercileri bu ülkede belki de en çok emek veren insanlardır. Çoluğundan, çocuğundan aktardıklarını kendi sitelerinde, kendi gazetelerinde belki çoluğun çocuğun riskini oraya harcamış insanlar burada aslında. Bugün 100 tane kurucuyla 3.34 sayılı yasaya da başladık biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı onayına sunulmak üzere. İçişleri Bakanlığı görüşleri açıldı. Sadece 3 tane bakanlık görüşü kaldı. Birini de Turizm Bakanlığı, Sayın Bakanım. Onlar da aldıktan sonra inşallah İnternet Medya Birliği'ni kuracağız. Ama ben öncelikle Rütürk'e, değerli başkan yardımcısı burada, çok değerli müdürleri ve ilgilileri burada çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türk İnternet Medya Birliği'ni ilk fark eden resmi kurum oldu. Şahsını da kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bir alkış rica ediyorum. Yani bunu övünerek söyleyebiliriz ki yerel medya, internet medyası, internet dijital gazetecileri bugün Türkiye'nin birliğinde çok büyük emeği var. Bunu en çok da 15 tanemizde gördük. Hepimiz kendi sitelerimizde, kendi televizyonlarımızda, kendi gazetelerimizde o akşam, ertesi gün yaptığımız manşetlere dönüp
Türkiye'de Medya Birliği de ondan doğdu. Peki Türkiye İnternet Medya Birliği'nde kimler var? 81 yılında kurucusu. Aslında sadece Sayın Bakan, bunlar internet habercisi değil. 81 yıldaki kurucumuzun %80'inin gazetesi de var. %30'unun televizyonu var, radyosu var ve YouTube kanalı var. Yani bunların 81 ilin 50 tanesi de cemiyet başkanı. Yani o ilin en etkili insanları. Aslında internet medyası ve yerel medya dediğim zaman belki o ilde, özellikle küçük illerde biraz kanaat önderi konumunda insanlar burada. Ben hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Çünkü hemen hemen her ilden geldiler. Ben izin verirseniz onların isimlerini de burada bir yad etmek istiyorum. Çünkü çok uzaklardan geldiler. Kimler var aramızda diye şöyle bir kısa ve çok hızlı geçelim. Ben kendim zor bir hızlı konuşuyorum. Şahin Özer abimiz Adana'dan gelecekti. Son dakikada gelemedi. Kemal Kutlu Adıyaman'dan dostumuz burada. Çanakkale'den Vedat Sezer bir okum gördü. Çankırı'dan Şefket Koşturan Armancı, Kurum'dan Elvan Şimşek, İsmail Kabakdere, Denizli'den Türkiye'nin en özel isimli arkadaşım burada. Haşim Ahmet Abdul Baki Bora Bahar. Şimdi bu arkadaşı bizim şeye verince turizm firmasına ya 3 kişi mi kalacak dedi. Haşim de kendini gösterip o da Denizli'nin en iyi medya kuruluşlarından birinin sahibi ama Türkiye'den özel isimli şeyi. İstanbul'dan Adil Koçaran, Fahri Yağlı, Murat Marap, Güler Yalçınkaya aramızda. İsviçre'den Ömür Çelik aramızda. İzmir'den Ahmet Kaplan, Berna Kaya aramızda. Çok değerli vekilimiz Rıfat Sait aramızda hanımefendilerle beraber. Balkan Günlüğü gazetesi ve çok önemli işler yapıyor. Balkanların da belki Türkiye'deki sesi. Önce meclisteki sesiydi, şimdi içimizdeki sesi. O da kurucumuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Siirt'ten Ali Tepe, Sinop'tan Serhat Özşahin, Sivas'tan Ahmet Asdemir abimiz, Galova'dan Özgür Yıldız, Yozgat'tan Yasin Nazım Kayhak ve Zonguldak'tan Hamdi Baloğlu da ismini burada belki şu an sayamadığım çok arkadaşımız var. İbrahim Eksin Üzülmez oradan ellerini kaldırıyor. Bunlar kurucularımız olduğu için söylüyorum tarihinde. Değerli dostlar, Anadolu'da bu işi yapmak çok zor. Gerçekten çok emek vermiş. Ama inşallah Türk İnternet Medya Birliği'ni hep beraber sarılırsak, biz Birlik Haber Ajansı'nı hep beraber kurduk. O da çok iyi gidiyor. İnşallah bu birliğimiz sayesinde bizim en çok beklentimiz Sayın Bakanım internet yasasının bir an önce çıkması. Çünkü internet sıfırdan daha büyük. Belki eksikleri var, belki hataları var ama en azından internet medyacıları artık kaldırıp sıvı tesisatçılar üzerinden odalara bir olmak istemiyor. Artık bir odası olsun istiyor. İnternet medyası artık bir sarı basın kartı olsun istiyor. Bunu en çok pandemi sürecinde yaşadık. Rize İTİP'ten belki ajan seçimi için sahibiydik ama sokağa çıkıp haber bile yapamadık. O yüzden internet yasası muhakkak çıkmalı. Elbette ki bizim en büyük problemimiz İşte 1 lira verip internet haber sesliyim diye dolaşan insanlar, siz emeklerinizle belki trilyonlar harcıyorsunuz ama karşınızda aynı değeri gören ya da aynı olduğunu söyleyen insanlar var. Bizim bir sloganımız var biliyorsunuz, her zaman tekrar ediyorum. Vasatın altında liyakatı engelleyecek tek şey yasa. Evet, belki burada 100 tane arkadaşımızdan 50 tanesi bu hakta bir hafta sahip olamayacak. Ama en azından bir kriter koyulacak. Bu kriter koyuluyor ve o çıkarsa da en azından hepimiz o kritere uymaya çalışacağız. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Biraz uzattım, kusura bakmayın sözümü. Ama yarın burada çok önemli konular konuşacağız. RTÜK'ün önderliğinde. Burada öncelikle bizim RTÜK uygulamalarının internet medyasıyla ilgili, YouTube'la ilgili, diğer sosyal medya kanallarıyla ilgili konularını tartışacağız. İçeriği tartışacağız. Şeften Bursa'nın bize özellikle dergisinde promosyondan bahsedecek. Çok değerli başkan yardım vekilimizin o moderatörlüğünde çok önemli konuları konuşacağız. İtibarı konuşacağız. Etiği konuşacağız. Dijital medyada nasıl daha çok etkili olduğunu konuşacağız. Yarın gerçekten yoğun bir gün olacak. Ama bugün de
burada biz hem bu yemekte buluşalım istedik. Konuklarımız da var. Onlara da çok teşekkür ederiz. Hem Gülcük Başkan, Gülcük Başkan'ı da hep sayın aynı zamanda. Hala Gülcük'ün hem de Sayın Bakanımıza da ben özellikle rica ettim. Bize belki kültür yollarıyla ilgili bir şeyler anlatayım. Çünkü burada bu ilgiyi, ben özellikle saydım bu illeri, bu iller de kültür yolu istiyorlar Sayın Bakanım. Bu illerin de bu arkadaşlarla beraber bu kültür yollarını zaten yapacaksınız gittiğiniz zaman. Biraz önce Çanakkale'deki dostunuzu gördünüz, siz bir hafta Çanakkale'deydiniz. İnşallah bu illerdeki bütün arkadaşları şimdi tanırsanız, o da illere gittiğiniz zaman hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Onlarla beraber kültür yollarını çok güzel yapacaksınız. Ankara'daki kültür yolunda inşallah çok başarılı olur diyorum. Ben buradan özellikle Rütük Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza, bize destek olan Rütük çalışanlarına ben çok teşekkür ederim. Gerçekten Rütük, Türk İnternet Medya Birliği'ni ilk kabul eden ve ilk resmi toplantısını yapan kurum oldu. Ben tekrar huzurunuzda kendilerine bir teşekkür ediyorum. Ve ona da bir alkış bir daha istiyorum. Çünkü her şey yerde kalır ama Mehmet yerde kalmamalı diyorum. Ve hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.